şu an var ya, şu anki huzurumu size anlatamam arkadaşlar gerçekten. Yani şurada sahilde şu an hiç kimse yok, tek başıma yürümek, hava desen harika, tam istediğim gibi yani. Hafif yağmur yağıyor ama olsun yani, hiçbir şey tabii ki de bana engel değil. Az önce var ya bir koşmuşum, of, gerçekten gerçekten çok mutluyum. Yani buna gerçekten ihtiyacım vardı. Gerçekten ihtiyacım vardı. İşte bu yüzden burayı seviyorum ya, bu yüzden. Yine denizin kenarına uzaklaştım ama o dalga sesi, o huzur verici şey, yani size onu da tattıracağım. Hiç merak etmeyin, bu videoda siz de rahatlayacaksınız benimle beraber. Ya o kadar çok hoşuma gidiyor ki şu an, anladım. Ya insanlar neden falan şey diyor. Yağmur yağıyor, hava soğuk, nereye gidiyorsun, ama şu an var ya, ya hiçbir umurumda değil, zaten üşümüyorum da. Evet, bacaklarım üşüyor ama birazdan o da ısınır. Birazdan bir parti daha koşarım. Ya çok mutluyum gerçekten. Ya böyle hiçbir şeyi düşünmemek istiyorum. Evet, aklımda arka tarafta dönen birçok şey var. Paylaşmam gereken birçok şey var. Ama yani şu an 1 saat, 2 saat. Aslında 1 saat, 2 saat değil, yarım saat. Çünkü yarım saat sonra co-drive'in toplantısı var. O zaman da böyle kafam yine böyle düşünmek istemediğim şeyleri düşündürecek. Şu an bu yarım saat benim için o kadar çok değerli ki size anlatamam yani. Ya gerçekten nasıl söyleyeyim? Geçen zamanlarda, yani birkaç ay içerisinde gerçekten çok fazla şey düşündüm. Hayatımda çok fazla şey kötü gitti. Sonra kendimi çok çaresiz ve yetersiz hissettiğim zamanlar oldu. Evet, hiçbir zaman yeterli olmayabilirim. Çünkü öğrenmemiz gereken birçok bilgi var. Ama bilmiyorum, ben bazen kendimi gerçekten çok düşük görüyorum. Böyle insanları motive ediyorum. Diyorum ki hani, siz de motive ediyorum. Evet, her şey yoluna gidecek diye. Ama bazen öyle bir an geliyor ki kendi söylediklerinize inanmıyorsunuz. Bunu ben kendime de yapıyorum. Hani her şeyi biliyorum. Zamanla daha iyi olacağını, çalışarak çok daha iyi olacağını biliyorum. Ama bazen hani arka planda hani birçok sesimiz var ya, o seslerden bir tanesi çıkıp diyor ki yapamayacaksın, hiçbir şeyde başarılı olamayacaksın, her zaman yetersiz olacaksın, şu an yetersizsin, hiçbir şey başaramayacaksın. Bu ses diğer birçok sesi bastırıyor. Biliyorum bu sizde de oluyordur. Ama aslında ona kulak vermemek gerekiyor. Çünkü birçok sesin içerisinde sadece o bize engel olmamalı. biliyorum bunu söyledikten sonra da yine gün gelecek ve ben kendimi yine o sese kaptıracağım. Ve kendimi karalara bağlayacağım. Bunu da çok iyi biliyorum. Ama öyle bir şey olduğunda bu videoyu açacağım ve diyeceğim ki hayır beste. Sen istedikten sonra, sen çalıştıktan sonra her şeyi yapabilirsin. O yüzden siz de böyle olun. Kendinizi o sese teslim etmeyin. Çünkü kendinizi o sese teslim ettiğiniz zaman hiçbir şeyde başarılı olamayacağız. Hiçbir şey üstesinden gelemeyeceğiz. O yüzden lütfen, lütfen diğer seslere kulak verin. Ve her şey akışına bırakın. Ama akışına bırakırken de hiçbir şey yapmamazlık yapmayın. Çünkü bazen her şey akışına bırakmak demek, hiçbir şey yapmadan bir şeylerin olabileceğine inanmak demektir. Ama bunu da yapmayın. Çabalayın. Elinizden ne geliyorsa biraz daha fazlasını yapın. İnanıyorum ki o zaman istediğiniz şeye ulaşacağınıza ben inanıyorum. Siz de inanın. Umarım şu an sesim duyuluyordur. Çünkü havalar geçiyor. Ve şu an şu tasa karışan telefonu kadar mutlu gereksiz, anlatamam yani. O yüzden siz de bir dışarı çıkın, yürüyün. Bu soğuk havada kendinize gelin, düşünün. Ağlayın gerekirse, gerekirse gidin, deli gibi koşun. Ben içinizden ne geliyorsa onu yapın. Ama lütfen o içinizdeki o başaramayacaksınız sesi var ya, onu bastırın. Onu bastırın. Değil mi? Bizim elimizde olan bir şey. Bazen çevremizdeki insanlar da diyecek yapamayacaksın, başarılı olamayacaksın diyecekler. Ama biz o sesleri de bastırdığımız zaman inanıyorum ki çok başarılı olacağız. Önemli olan zaten o sesleri bastırmak. İşte o sesleri bastırdığımız zaman başarıya bir adım atmış olacağız. Ve o adımı attıktan sonra da her şeyin gerisinin geleceğine inanıyorum. O yüzden hafiften kar yağıyor şu an. Yani şuraya doğru koşalım mı? Koşalım mı? Bence koşalım. Şu an çevremdeki insan, yani kimse görmüyor belki ama umurumda değil. Belki de siz bu videoyu izlediğiniz zaman bu kız çatlak falan diyeceksinizdir. O yüzden
Hiç kimsenin dediğine aldırış etmeyin arkadaşlar. Biz kendimizin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. O yüzden kendi sesimizi dinleyelim. Okey? O zaman pes etmek yok. Sözümüz neydi? Biz istersek her şeyi başarabiliriz. O yüzden isteyelim, elimizden geleni yapalım ve başarılı olalım.